Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'de kimya endüstri konusuyla yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kimya endüstrisi plastik, sabun, deterjan, çamaşır suyu, gübre, petrokimya, ilaç, boya, vernik gibi çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirdiği tesislerden, fabrikalardan oluşmaktadır arkadaşlar. Bu fabrikalarda plastik, sabun, deterjan, gübre, petrokimya, ilaç, boya ve vernik fabrikalarımız mevcuttur. Kimya sektörü ile ilgili, kimya sektörü hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Kimya sektörü ürünlerinin geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Doğru, biraz önce gördük. Pek çok sektörde ara mal ve ham madde temin etmektedir. Doğru. Kozmetik ürünler yine kimya endüstrisi tarafından üretilmektedir. Doğru arkadaşlar. Bunların hepsi kimya endüstrisinin ürünleridir. Cevabımız D şıkkı. Arkadaşlar, öğrencilerin hep karıştırdığı ithalat ve ihracat ne demek? Ülkemizde başka ülkelerden ürün almaya ithalat denir. Arkadaşlar, şuradaki al kelimesinden ithalatın almak, ihracatın da arkadaşlar ülkemizden başka ülkelere ürün satmaya da ihracat arkadaşlar. Hariçten geliyor, yani dışarıya satma anlamında buradan çıkarabiliriz. Ama ithalatı bilirsek, şurada al kelimesinden alma anlamına geldiğini bilirsek, ihracatta satma anlamına geldiğini bilebiliriz arkadaşlar. Hemen bir soruyla devam edelim. Genelde kimya endüstrisi ile ilgili bir tablo veriliyor arkadaşlar. O tabloyla ilgili tablo okuyup okumadığınızı ve bu tabloyla ilgili sorular soruluyor. Yine bir tablo verilmiş. İhracat, yani satılan ürünlerle ilgili hangisi söylenemez deniliyor arkadaşlar. Hemen şıkları okuyup tabloyu inceliyoruz. 2013 yılında en fazla ihracat Mısır'a yapılmıştır. 2013 yılını buluyoruz. Sonra bakıyoruz arkadaşlar, en fazla Mısır doğrudur. 2015 yılında en fazla ihracat Irak'a yapılmıştır. Hemen 2015 yılına bakıyoruz. En büyüğe bakıyoruz arkadaşlar. 972 doğru. 2015 yılında tüm ülkelere ait ihracat rakamları 2013 yılına göre azalmıştır. Bakıyoruz burada azalmış, azalmış, azalmış. Bakıyoruz artmış, artmış. O halde söylenemez olan C şıkkıdır. 5 ülke içinde en az ihracat İran'a yapılmıştır. Bakıyoruz en az, en az. Bu da söylenebilir. Hangisi söylenemez diyor? Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Daha önceki yılların kimya sektörüyle ilgili verilere bakıldığında ülkemiz ham madde bakımından diğer ülkelere bağımlı. Yani biz bağımlıyız arkadaşlar diğer ülkelere. Yeterli ham madde bulunmamakta. Yani ham madde ihtiyacımızı daha çok başka ülkelerden karşıladığımız, yani ithal ettiğimiz, aldığımız, şuradan aldığımız söyleyebiliriz. Fakat yine geçmişten günümüze kadar olan ithalat verileri incelediğinde ham madde dışa bağımlılığımızın giderek azaldığını, bazı ürünlerde ihracatımızın giderek arttığı görülmektedir. Ülkemizde bor hariç, çünkü arkadaşlar bor ülkemizde en çok çıkarılan maddedir. Ham madde ithal edilmektedir arkadaşlar. Bor hariç her şeyi ithal ediyoruz. Dünyadaki bor rezervlerinin %65'i ülkemizde bulunmaktadır. Bor hariç her şeyi ithal ediyoruz. Ülkemizde en çok ihtiyaç duyulan, ithal edilen ham maddeler ham petrol arkadaşlar. En çok petrol ve metalleri ithal ediyoruz. Arkadaşlar baktığımızda barut ve patlayıcı dışında, bakın şu ihraç sattığımız, diğer hepsinde sarı renkli, yani aldığımız, ithal ettiğimiz daha fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Tabloyu incelediğimizde daha çok ithal ettiğimiz görülmekte. Örnekle devam edelim. Bu paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Bakalım, kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan ham maddelerin %70'i ithal alınmakta, %30'u ise yerli üretimde karşılanmaktadır. Plastik üretiminin ana girdisi %90 üzerinde neye bağlı? İthalata. Yani alıyoruz arkadaşlar, işleyip satıyoruz. Buna göre sektörde kullanılan ham maddelerin %70'i ithal edilmektedir. Doğru arkadaşlar, bakın burada zaten yazıyor. Sektördeki ham maddenin %30'u yerli üretim tarafından karşılanmaktadır. Bakın %30'u yerli üretimden karşılanmaktadır. Doğru. Plastik üretiminin ana girdisi ithalata bağımlıdır. Bakın ithalata bağımlıdır plastiğin ana girdisi. Doğru. Sektörde %50 ihracat yapılmaktadır. Bu yukarıda böyle bir şey yok. Onun için cevabımız ne olacak? D şıkkı olacak.
Arkadaşlar ülkemizin kimya sanayisi plastik, kauçuk, mineral yağlar ve yakıtlar, boya, ilaç, kozmetik. Arkadaşlar ilaç, kozmetik, boya bunlar önemli. Organik ve inorganik kimyasallar gibi her biri başlı başına yüksek istihdam iş gücü yani vergi sağlayan alt sektörleriyle geleceğin Türkiye'sinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Arkadaşlar ülkemizde bunlar çok yaygın olarak kimya sektörü vardır. Kimya endüstrisinde gelişim basamakları şu şekildedir. Arkadaşlar ilk çimento fabrikası 1911, kimya endüstrisinin ilk mezunları vermesi 1918, makine ve kimya endüstrisinin kurulması MKE'nin yani 1912, şeker fabrikaları 1923, Paşabahçe cam fabrikası 1935, Gemlik Suni İpek fabrikası arkadaşlar 38, İzmit Kağıt fabrikası 45, Kütahya Azot fabrikası 62, Bandırma Borik Asit ve Boroks fabrikasının kurulması 1967, Mersin Soda fabrikasının kurulması 75, İzmir Ala Petrokimya Petkim fabrikasının kurulması 85 yılında kurulmuş arkadaşlar. Arkadaşlar kimya endüstriyle ilişkilidir diyor. Yediğimiz içtiğimiz gıda maddeleri ilişkili, taşıt yakıtları petrol ilişkili, patlayıcılar ilişkili hepsi kimya endüstrisiyle ilişkilidir arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Arkadaşlar Samsun Gübre Fabrikası, Petkim Petrokimya İzmir arkadaşlar, Tüpraş Petrokimya Tesisi Kocaeli. Türkiye'de yukarıda maddelerden hangilerinin üretimiyle ilgili tesis bulunmaktadır diyor arkadaşlar. Sabun, ilaç, boya, gübre hepsiyle ilgili fabrika vardır arkadaşlar. Cevap D şıkkı. Yine yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Kimya sanayi genellikle Doğu Anadolu'da yaygınlaşmıştır. Hayır arkadaşlar, Marmara'da. Üretimin çoğu Marmara bölgesine yaygınlaşmıştır. Doğru, Türkiye'nin en önemli petrol kimya testlerden birisi Petkim'dir. Doğru arkadaşlar. Hangileri doğrudur dediği için cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Cevabımız Bursa. Kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan kuruluşlar. Arkadaşlar bunlar da çok önünüze gelir. Türkiye'de kimya endüstrisinin gelişiminde aşağıdaki kurum ve kuruluşlar öncülük etmektedir. Bunlar MKE arkadaşlar, Makine Kimya Endüstrisi, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği TKSD, Kimya Sektörler Platformu, Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği, yine Kimya Mühendisi Odası TMMOB, Türkiye Kimya Derneği, İstanbul Kimya Maddeler ve Mamulleri İhracat Birliği, TÜBİTAK arkadaşlar son yılların öncüsü TÜBİTAK, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, KOSGEB arkadaşlar yine son yıllarda küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme, destekleme ve idaresi başkanlığı, Türk Standartlar Enstitüsü TSA ve arkadaşlar TÜPRAŞ, bunlar kimya endüstrinin gelişimine katkı sağlayan kuruluşlardır. Kimya endüstrisinde yer alan başlıca meslekler kimya mühendisliği, maden mühendisliği, petrol mühendisliği, petrokimya mühendisliği, gıda mühendisliği, ziraat mühendisliği, kimyagerlik, lastik teknisyenliği, biyokimyagerlik arkadaşlar ve tıp doktorluğu, bunlar kimya endüstrisinde yer alan başlıca meslekler. Arkadaşlar kimyagerlik, kimya teknisyenliği kimya endüstrisi ile ilgili meslektir. Fakat bahçıvanlık değildir. Cevabımız 1-2 olacaktır. C şıkkı. Ülkemizde kimya endüstrisinin gelişimine katkı sağlayan resmi özel sivil toplum kuruluşları ve örgütleri bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi örnek verilemez? Kimya Derneği örnek verilebilir. Kimya Sektör Platformu örnek verilebilir. Türk Mühendisler Kimya Mimarlar Odası olabilir. Lösemi Çocuklar Vakfı değil. Cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Kimya endüstrisinin gelişimini olumlu etkiler diyor. Ar-Ge araştırma geliştirme faaliyetleri artırılmalı. Olumlu. Ham madde dışa bağımlılığının azaltılması olumlu. Katmaya değeri düşük ürünlerin üretilmesi. Arkadaşlar bunun herhangi bir olumlu yanı yok. Cevabımız 1-2. Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi kimya endüstrisi alanında değildir diyor. Tema arkadaşlar erozyonla değil. Cevabımız A şıkkı olacak. MK, Petkim ve Tüpraş kimya ile endüstrisi alanındadır. Cevap A şıkkı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür.